Evet, yepyeni bir dizi serisiyle beraberiz. Bugün Star Trek, Star Trek, Star Trek. Aslında bunu çok uzun zamandır planlıyorduk ya. Konuşmalarımıza falan baktım, 2017'de falan <laughs> konuşuyormuşuz Star evet, Trek yapalım diye. Çünkü 2017'de Star Trek izliyorduk abi. <laughs> evet. Ve 3 yani sene sonra konuşmak serisini yapmak kısmet oldu. E, Valla çok memnunum ben en sonunda buna başladığımız için. Çünkü benim için çok kıymetli, çok değerli bir seridir Star Trek serisi. Star Trek The Next Generation dizisi Seinfeld'den sonra benim için dünyanın en iyi dizisi. Yani Seinfeld komedi dizisi olduğu için onu ayırırsam eğer. Dünyanın en iyi dizisi benim için Star Trek The Next Generation. Haliyle bu dizi hakkında konuşmaya da her türlü varım. Sabahtan akşama kadar. Oh, Konuşalım yani. Bayağı konuşacağız. Önce hani nasıl olacağız nasıl konuşacağız onu da bir anlatayım. Ee, Tabi şimdi dizi biraz eski. Bizimle beraber bizi izleyip başlayacak olanlar korkmasınlar. Bence çok izlenebilir durumda hala. Evet hani bazı e, efektleri bazı e, görsel dünyası eksik e, pardon eski gözükebiliyor ama korkmayın yani zaten diyalog bazlı bir dizi olduğu için diyalogları hala ve hala çok kaliteli ve güncel. Onun dışında biz her sezondan belli bölümleri seçip konuşacağız. Yani 20 küsür bölümün 20'sinde oturup konuşmayacağız. Mesela bugün evet. evet ilk bölüm olduğu için Encounter Far ile başlayacağız zaten o iki bölüm bir arada Netflix sırasında. Tabii. Bakalım bugün ilk bölümü konuşalım. Siz de sisteme alışırsınız. Bizle beraber artık devam edersiniz. E, ne diyorsun abi ee, ilk bölüme? Encounter at Farpoint. Hatta abi, öncesinde bir Star Trek sevginle de girebiliriz yani. Ha, ya şöyle Star Trek hep bir ana sorulmuştur. Yani nasıl başlayalım, nereden başlayalım diye. Netflix'in de ülkeye girmesiyle beraber aslında kalifiye bir deposu var. Yani Netflix'i benim bugün hala aboneliğimi sürdürmemin sebebi mesela Next, şey Star Trek deposu. E kaliteli bir altyazıyla çünkü hem The Original Series hem The Next Generation hem de işte Discovery Discovery falan vela, falan devamını da getiriyorlar çerçöp. Onları daha sonra konuşuruz. Yani yarın bir gün bizim bu Star Trek The Next Generation serisi sayesinde bir Star Trek seyircisi oluşursa ben onlara neden Discovery'nin ve Picard'ın çerçöp olduğunu da anlatmak isterim <laughs> ama yeterince zaten bunları izleyen insan bence onu kendisi anlayacaktır. E, next Generation'dan biraz bahsetmek istiyorum. Next Generation The, yani şöyle Star Trek Toast dediğimiz The Original Series 60'larda e, ortaya çıkmış. O zamanın televizyonculuk anlayışıyla düzenli yayınlanmış. Ama yine o zamanın televizyonculuk anlayışı bölümü kaçırırsan diziyi kaçırıyorsun tarzı olduğu için. iki sezon yayınlanmış orta karar izlenmiş. Sonra NBC'di galiba o dönem yap, yaptıran Desilu stüdyolarına yaptırıyordu. Demiş ki ya izlenmiyor. <laughs> Düşmüş öyle kalmış dizi tamam mı? Abi sonra syndication'a girmiş. Syndication aslında bizim bugün anladığımız işte TRT'de de Millet TRT dublajıyla izlediği hmm, Star Trek evet. falan. Yani bizim ailelerimiz ee, anlatırdı ondan. Hı. Hmm. İşte Turist Ömer filmi falan var ki bence çok iyi bir Star Trek filmidir Turist Ömer'in. <laughs> <laughs> çok iyidir o ya. Turist Ömer Uzay Yol uzaydı. O dönemin dizilerinde şöyle çok ilginç bir şey var. Adam dizi karlı olduğunu ve araya çok iyi reklam alabileceğini düşünüyorsa kendi üzerinde tutuyor ama dizi bir yerde biterse ya da ya çok iyi para sağlamadı derlerse eksklüzif gibi düşün aslında PlayStation eksklüzif gibi düşün sonra PC'ye geliyor ya oyunlar. 60'lardaki televizyonculuk da öyle. Adam başta yayınlıyor ama tekrar yayında ama DVD çıkartmıyor. VHS falan. VHS var mı atmışlardı onu bile bilmiyorum. Galiba VHS de Olmayabilir ya. Ya hani anladın mı böyle gerçekten çok tarihi bir zamandan bahsediyoruz. <laughs> ee, abi o dönem işte Star Trek ee, falan izleniyor böyle millet çok coşmuyor. Çok ilginç bir şey var tabi. O dönem Star Wars da gösterime giriyor bir ara. Bir böyle abi uzay falan oluyor millet. E, 70'lerin ortasında. O dönem abi Star Trek aşağıdan aşağıdan syndication'da büyümüş oluyor. Çünkü şöyle çok ilginç bir şey yapıyorlar o dönem. E, orijinal Star Trek'i kim alırsa satıyorlar. Kim alırsadan kastım TRT'ye bile satıyorlar. E, i̇şte Cincinnati'nin yerel CTV'sine de satıyorlar. <laughs> Ohio'nun o OTV'sini de satıyorlar. Kanada'nın KTV'sini de satıyorlar. Otobüsler. 50 satıyor. doları mı var? Al 50 doları. Ha otobüse de satıyor, metro turizme de satıyor. Yani <laughs> öyle düşün yani. Adam çünkü bir kere işi bitmiş ya. Masada duruyor yani. Kim isterse alsın. Alan yayınlıyor, yapıştırıyor. Hele yurt dışında falan uzay dizisi falan zaten böyle Avrupa'da, Avrupa'da patlıyor. Türkiye'de TRT dublaj yapıyor. Abi <laughs> Star Trek bittikten sonra bir büyüyor ki. İnanılmaz. Bugün bildiğimiz Star Trek hali aslında bittikten sonra geliyor Star Trek'in orijinal dizisi. Oha onu söylemek lazım. Yani ya düşünsene o oyuncuların falan hali. İki sezon oynuyorlar. Hadi falan dağılıyorlar böyle. On sene sonra falan millet alkışlayarak sarılıyor. Yani bugünkü dizi kültürüne kıyasla çok farklı Şimdi, bir dizi kültürü şimdikinden var. Şimdikinden çok farklı canım. Şimdi tüketimizin birinci bölüme bak at. Hani bir daha <laughs> o dizi devam tabii. edecek. Kim aç kalacak belli değil yani. Anında bitiyor. Ee, işte ben şeyi hatırlıyorum, hatırlıyorum bir de. Efsanesi onu, büyüyor. Söyle abi tabii. Onunla ilgili bilgim var mı bilmiyorum. Türkiye'de çok fazla Spock hayranı oluyor dünyada ve Türkiye'de. Mr. Spock. <laughs> abi şöyle bir dönemi var. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Gel biz bu ilk, böl ilk bölüm yapalım bunu bir tane. Star Trek giriş bölümü olsun bir. Farpoint'i bundan sonra yapalım. Çünkü ben bu konuyla ilgili yarım saat 40 dakika konuşabileceğimi fark Konuş ettim. Konuş kral. <laughs> Farpoint'i bir sonraki bölümde izleyeceksiniz arkadaşlar hazırsanız. Tamam. Ee, abi Spock olsun, Kirk olsun, McCoy olsun. Yani bu karakterler tabi orijinal Star Trek serisinde ki orijinal Star Trek serisini tavsiye ederim ama... Cüneyt Arkın filmi kalitesinde olduğu için herkese <laughs> o, her zaman hitap etmiyor. O çok eski bayağı eski ee, kalıyor artık. Ama işte Gene Roddenberry dediğimiz bir reis var bu işin başında. E, 60'ların soğuk savaş atmosferinde bu adam atıyorum işte e, kontrol tarafına siyahi abla oturtuyor. İşte kumandanın yanına şey oturtuyor. Çekov oturtuyor. Rus karakter oturtuyor. O zamanlar Ruslar düşmanımız. Zenci evet. dediğin zaten tecavüzcü mü acaba? Ne falan hani böyle Asyalılar bir dönem. nerede? Yani. Bilmiyoruz abi haritada. Ha falan. Sulu falan var kumandada. Asyalı ne abi falan. Hani böyle anladın <laughs> mı? Milletin çok yani böyle, ya böyle ırkçılığın falan okey olduğu falan dönemler yani böyle gayet. Adam o dönem insanlığın bunları açtığı bütün milletlerin el ele tutuştuğu işte sınırların kalktığı ...paranın falan ortadan kalktığı, po çok pozitif bir gelecekte, ütopik bir gelecekte... ...artık bütün dünya el ele, kol kola vermiştir ve güçleri birleştirerek... ...galaksiyi keşfediyorlardır gibi adeta masalsı bir pozitiflikle... Ee, ...bir seri çıkartıyor ortaya. Ve o dönemin belli insanlar için bu kalplerine çok hitap ediyor. Bugün hala, yani bak benim masa üstündeki <laughs> şeyim bile, ee, ne derler... Ha, altlığın. ...bardak altlığım <laughs> bile Atılayım. Star Trek'tir. ya yani Benim için de çok şey ifade ediyor. Star Trek biraz gönül işi o yüzden. Yani karanlık işte DC Brom why did you say that name falan hani bu tarz sivri taraflarını biledikten sonra Star Trek'i çok seviyorsun. Ben Star Trek'i daha küçükken de izlemiştim mesela. Küçükkenden kastım üniversitede falan. O dönem hayata karşı daha sivri bakıyordum. Bana çok hitap etmemişti ama belli bir yaşı geçtikten sonra ulan dedim evet yani farklılıkları bir kenara koyup çok daha iyi şeyler yapmak mümkün ya. Biraz böyle belli tip insanın dizisi Star Trek. Ben onu hissediyorum. Herkese gelmiyor. Ya bunu da şey olarak söylemiyorum. Sevmeyen de sevmez abi anladın mı? Yani aşağılamak için söylemiyorum kimseyi. Ama belli bir insana çok hitap ediyor. The Original Series çıkıyor. The Original Series'den sonra Star Trek Animated Series çıkıyor. Ee, animated Series şeyi çok iyi kapatıyor. Hem çocuklara hem büyüklere hitap ediyor. Çünkü bildiğin Star Trek bölümü Animated Series'dekiler. Evet, öyleymiş. Bu Düz bildiğin klasik Star Trek bölümü yani. Hiçbir farkları yok. Sadece animasyon. <laughs> Millet de hem böyle çizgi film diye çocuklar böylece şey oluyor. Spak mıpak. E tabii abi şimdi Spak uzun kulaklı. Böyle böyle olursa böyle böyle evet olur abi, kaptan. Her, herkesin falan. ilgisini çeken bir de akılcı konuşan işte hep böyle mantık, zeka falan. Oradan e, işte tabii mantıkçı bir karakter. <laughs> e tabii şeyi unutmamak lazım abi. 60'lar. Eee Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde insanların artık fiziksel dünyadan değil, ruhani dünyadan çok çare aradığı ee, işte Amerika'da falan transantantal meditasyon, Hı. kültler oluşsun intihar etsinler hadi abi uzay kültü falan anladın mı? Böyle e, suni, suniden daha doğrusu pardon ruhani, batıni çözümleri çok aradıkları bir dönem var. Bu evet. dönemde Spock şey bir karakter. Yani, bir çok kaltta o dönem çıkıyor zaten. İşte orada tarafta kaltlar çıkarken bir grup insan da aslında dünyada çok artan bir rasyonalizm dalgasını bir nevi arasında bu. Şey, ...Spock temsil ediyordu. Spock hmm. çünkü böyle katı duruşlu. Mantıksız kaptan. İşte şöyle şöyle olursa <laughs> böyle böyle olur falan. Şey adamı... E, ...aslında belki bugün artık biraz... ...outdated olmuş bir karakter ama... ...Spock iyi bir arketip. Ve Spock'a baktığında şeyi görüyorsun. Yani... E, ...insanlığın daha rasyonel ama işte... ...biraz duygudan uzak kaldığı için de şey yapan tarafı. Bugün hala işte böyle mühendislere... ...doktorlara yakıştırılan sıfatları. Evet. E, Spock taşıyor ve o dönem aslında... E, Şimdilerde mesela daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hep böyle bir şekilde duygusal. Ya şimdi dizilerinde hep şey var ya, karakter yapamaz yapamaz, sonra birisi der ki kendini inanırsan yaparsın ha filan der, sonra kendini inanır falan yapar ya. Şimdi Yal bu <gülüyor> <gülüyor> işte <gülüyor> ya bu aslında bir çözüm değil yani. yani i̇çinde içinde. E, Evet biraz daha böyle işte şey 90'lardan sonra işte aradığın güç içinde sen her şeye kadirsin her şeye muktedirsin diye Coca Cola sattılar ya millet anladın mı? Pepsi Cola'yı satıyor adam. Evet ya. Senin içinde her şeyi yapacak güç var. Sen var ya üf. O ya, arada Allah miden yanıyor. Falan mi? Midenin ha. üçte birini alıyorlar. Üç Tabii. Sonrasında. Biz şimdi o jenerasyonun çocukları olarak ama işte Spock'ın döneminde Spock şeyi temsil ediyor. Ee, sadece zihinsel olarak insanlık yeni yerlere gidebilir mi? Hani... Çünkü şey var, e, o ruhani arayış içerisinde şey de vardı her zaman işte kapanalım, meditasyon yapalım. İşte meditasyon sadece işte astral seyahat demek değildir, zihinsel güç. Zihinsel güçle bir şeyler ortaya çıkabilir. O dönem çizgi romanlarda da böyle X-Savior evet. gibi karakterlerin falan böyle parladığı hani telepatik, telekinetik karakterlerin Onda popülerlik, popülerlik evet. kazandı dönem. X-Men'in çok kullandığı, çizgi roman dünyası da çok kullanıyordu evet o tip zihinsel konuları Tabii. çok önem veriyorlardı. E o dönem zihinsel karakterler bir böyle farklı bir tat sahibiydi. Spock onları temsil ediyor. Hem de ayrı bir kültür. Hem işte Kirk aslında orada her zaman insanlığı temsil ediyor. E, yeri geliyor tutkulu, yeri geliyor kurallara bağlı ama yeri geliyor çakallığını da yapıyor. Kızlara da düşkün biraz falan böyle bir. Kirk iyi bir, ya yani o şey üçlü, McCoy, Spock, Kirk üçlüsü orada güzel bir üçlü. McCoy da şey, görev adamı, ıvıra zıvıra gelmiyor ama bir vulkan gibi de böyle Doktor olmasına rağmen abi sırf zihin sırf zihin değil. Biraz daha böyle aslında sağlık dengeden gelir gibi <laughs> gibi bir adam ya, McCoy. Daha yani hani anladın mı? <laughs> evet hani şey seveceksin de oturacaksın da yeri gelecek bir bir tekini de içeceksin ama çok da abartmayacaksın falan. McCoy böyle o şeyci. Makul şeyleri seven bir adam. Kirk ve bu Spock biraz daha farklı iki ekstra vücut temsil ediyor falan. İyi bir üçlüleri var. Taşıyorlar diziyi. Ee, diyeceğim bu original series ile ilgili. Original series'den sonra animasyonu geliyor. Animasyonu da original series'i hiç aratmıyor. Yani animasyon serisi kalitesi bayağı düşük tabii. <laughs> Scooby-Doo'nun eski dizileri gibi yani bayağı şey eski bir animasyon. Sonra abi Star Trek değil aslında Star Wars'un patlamasıyla olan diyorlar. Biz elimizde eşek kadar Star Trek diye bir şey var. Biz bunun filmlerini de yapalım. ha filmler Filmleri zaten. de evet, konu oradan çıkıyor. de çok meşhurdur. Bir iyi bir kötü gider onlar böyle tamam mı? 2 4 6 iyidir. 1 3 5 kötüdür diye böyle benim düşüncem değil bunlar. Bence hepsi izlenmeye, incelenmeye layık da ee, böyle genel bir fan kanısı var o konuda. Abi sonra işte 80'lerin 80'ler miydi? 80'lerin sonunda şey diyorlar. 87. Hadi abi dilitmiyor muyuz tekrar Star ediyorlar. diyorlar. Bir zaman Next geliyor Generation geliyor. Ha işte Next Generation geliyor. Ee, Next Generation şey bir iş. Ciddi bir atalım. Ee, çünkü bir kere Kirk yok. Spock yok. Hani anladın hmm. mı? Yani Aradan çok zaman geçmiş. Yani Next Generation bence bugün pek çok eserin beceremediği. Örnek vereceğim. Star Wars'un beceremediği yani güncel konuşalım. <laughs> Yani işte son çıkan Star Wars üçlemesini bizim kanaldaki geç akışta gömdük. Fena gömdük. Diriltmek bir seriye hele de bitmiş eski bir seriyi. Çok zor bir iş. Yani benzerini yapayım dersin çok benzer diye vururlar. Yenisini yapayım dersin nerede eskisi diye vururlar. E, The Next Generation bence dünya tarihinde bu kul bunu becerebilmiş tek dizi. Yani eskiden çok seveni olan, herkesin konuştuğu, fanatiklerinin olduğu, milletin kulak ucu falan takıp spak taklidi yaptığı evet, anladın yani mı yani. böyle delisinin çıldığı, çılgından olduğu bir şeyde yeni jenerasyon bir iş çıkartıyorum diyorsun. İlk sezon tabii çok eleştiriler alıyor bu arada yani onların da işi kolay değil ama Allam kullem 7 sezon bunu yapıyorlar üstüne de 5 tane de dizi çakıyorlar. Yani bu bir şey diriltmek değil de nedir? Çünkü orijinal Star Trek bile 2 sezon dizi hadi 2 sezonda animasyon kat 4 sezondu. Ki animasyonları katarak söylüyorum. <laughs> Burada 7 sezon bunu çıkarıyorlar. Üstüne de daha da bence olgun konuları işledikleri Deep Space Nine'ı çıkarıyorlar. Deep Space Nine da sürüyor zaten bir 6 sezon. Yani burada aslında nereden baksan 13 sezonluk bir evren hem diriltiyorlar hem kuruyorlar. Bir ee, ee... de üstüne Voyager geliyor falan filan. Ya ki Voyager'da bazen ben biraz daha Voyager'ın bölüm kalitesini daha şey buluyorum ama karakterizasyonu çok daha güçlü bir dizidir. Hmm. Diyeceğim yani Star Trek'in aslında bence başlama noktası ruhani olarak Next Generation çünkü Next Generation'ı sevdikten sonra ben dönüp mesela The Original Series'i izledim. E, çoğu insana da bunu tavsiye ederim yani The Original Next Generation'ı seviyorsan seviyorsun Star Trek'i. Next Generation'ı sevmiyorsan sevmiyorsun yani en ideal temsili ve en meşhur hikayelerinin hikaye arklarının yaşandığı dizi de bu dizi açıkçası. Bu arada ben de evet Next Generation'da başladım. Hatta senle konuşuyorduk işte Netflix üzerinden hani bunu yaparız konuşuruz. Sen de öyle tavsiye edince ben de Next Generation'a girmiştim. Sonra ilk sezon bitmek üzereyken ulan dedim bunları biz zaten hani videosunu yapacağız. Yapmaya başlayınca ben de öyle izleyeyim dedim. Sonra kaldı yani ilk sezonu böyle bitirdim gibi bir şeyler oldu orada kaldım. Şimdi benim ya için iyi, sen, Ne güzel ya evet, izlemediğim altı Star Trek sezonu olsaydı keşke benim de bir yerlerde. Aynen şu an ben çok mutluyum. <laughs> Hmm. Şimdi o yüzden böyle e, ilerledikçe izleyeceğim. Ben daha belki değişik tepkiler vereceğim senden. Belki sen işte e, tekrar izlediğinde ya da izlersen belki daha farklı şeyler yakalayacaksın. O yüzden güzel olacak. Sonra da Vallahi ben bir, bir şey, şey çok, çok yolluk, abi Ben Picard'ı özledim. Hele Picard'a hmm. yeni bir tane dizi çektiler. Götleri de çekmişler. Bir Star Trek Force Awakens Evet, çok mutsuz onların Starce da şeyi de orada. Ee, ya Picard'ı özledim. Yani bir, Picard çünkü şey bir kaptan. Gerçekten izlemekten keyif aldım bir kaptan. Çok kaliteli bir ekibar. Resmen Picard'ı, Riker'ı, Data'yı özledim. <laughs> yani böyle bir, bir, dizinin insanlarını özlemek her diziye nasip olan bir şey değil Seinfeld'de de bunu hissediyorum. Ulan Jerry'i özledim, Kramer'ı özledim falan gibi oluyorum. Dizi özlemişim. Ben de bu seri dahilinde bu tekrar izleyeceğim ve bu çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ya karakteri özlersin ya. Zaten daha ilk dakikadan seni yakalıyorlar. O çok güzel bir şey abi. Yani Patrick Stewart'ın oyunculuğu bir yana Adamın, e, karakterin bütün bölümlerdeki hızlı değişimleri, tepkileri o kadar doğal ki. Hı hı. Hiç sırıtmıyor herif yani. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Şeye de iyi değindin. Diversity olayı. Ben şeyi merak ediyorum. Onunla ilgili hiçbir şey duydun mu? Yani şimdi mesela ortalık hemen yanıyor ya abi işte Netflix şey siyah koymuş falan ya da işte Netflix sarı hmm. koymuş. Netflix eşcinsel koymuş falan o dönem için... Beyaz koymuş abi çikolatalı koymuş fıstıklı koymuş <laughs> fıstıklı abi. Koymuş yani. abi fıstıklı koymuş abi cevizli koymuş. Ne koyuyorsun abi ya çikolatalı koy dedik. <gülüyor> Rezil. <laughs> Okey. <laughs> Karamelli koymuş. <laughs> Bun, bu, karakterler çıktığında daha Next Generation tabanı yine hazırmış da o dönem için çok tepki çekmiş mi acaba? Yani oğlum yine, yine koymuşsunuz ya gözümüze gözümüze falan diye. E, ya abi yok ya. Ya Star Trek <laughs> şimdi bak ben de mesela böyle siyahtır, beyazdır, kadındır falan gibi tuhaf tepkiler verildiğinde şaşıran bir insanım. Ben bunu Star Trekçiliğime bağlıyorum. Çünkü yani mesela Doktor Who için de e, hızlıca aynı şeyi söyleyeceğim. Doktor Who son sezonlarında kadın oldu mesela. Kadın olursa dizi biter falan diye millet çıktı. E, doktoru da bu arada çok kötü bir durumda bu aralar gerçekten ama boktan senaryolar yazıldığı için yani kadın olduğu için değil çünkü önceki bölümlerde penisiyle çözmüyordu işleri yani doktor şey gibi değildi <laughs> abi bu konuyu çözemiyoruz artık ben çıkarıyorum benim babamın boyutunu <laughs> <laughs> yani telefon kurulmasına sadece orası ha yani penisiyle çözmediği için işleri e, kötü senaryo diziyi bitirir tabi yani kötü şey bitirebilir neyse diyeceğim eee Doktoru da böyle vay kadın oldu falan böyle bir tuhaf bir yeni bir jenerasyon yetişti. Onları da ne yetiştirdi ben bilmiyorum. Yaş farkımız var sonuçta gerçekten. Ee, ama Star Trek'te şöyle söyleyeyim. Gene Roddenberry dediğin adam zaten en başından diyor ki ya diyor biz uzak bir gelecekteyiz. Irkçılık bitmiş. Cinsiyetçilik bitmiş. Para bit, para yok, para. Yani anladın mı? Ben böyle bir kafadayım artık diyor. Sen buna bir kere şey okay olursan zaten ondan sonra şey olmuyorsun yani. Vay işte vah vah falan. Ha, Star Trek bu arada ilklerin yani insanlık tarihinde gelişmeyi temsil edecek bir takım ilklerin şampiyonudur. İlk e, siyah beyaz karakterlerin öpüştüğü sahne Star Trek'tedir dünya tarihinde bir dizide. Bir siyahi kadınla bir beyaz erkek ilk kez Star Trek'te öpüşmüştür. Ne mektuplar. Ne böyle Hristiyan cemaatlerden tepkiler, He. banlayınlar, kapatınlar bilmem neler. Onu Ama <laughs> işin tuhafı dizi yayınlanıp bittikten seneler sonra <laughs> izledikleri için çoğu Star Trek Zaten çekilmiş bölüm. Oğlum Ondan robotla sonra, bile beraber oluyor daha ikinci, üçüncü bölüm. <laughs> e, Deep Space Nine. Deep Space Nine'da kadın kadına öpüşme ilk kez bir dizide. Yine Star Trek Next Generation'da yapılıyor. E, Deep Space Nine'a geçiyorsun. Deep Space Nine'da siyahi bir kaptan var ilk kez. Ve millet şey oluyor... Siyahiden kaptan olur mu? Kaptan değil. Yüzbaşıdır o falan gibi olur <laughs> yani Ama Star Trek'i izleyen adamlar yani Star Trek seyircisi zaten şey diyor. Neyse ki insan diye biz şükrediyoruz. Yani çünkü Star Trek abi hani evet. şöyle söyleyeyim. Next Generation'da Diana Troy karakteri var işte. Bölümler hmm. ilerledikçe alışacağız kendisine. Gene Roddenberry diyormuş ki abi Diana Troy 3 memeli olsun kral diyormuş. Millet de demiş ki abi ne yaptın Allah aşkına? 20 bölüm kadına 3. memeyi biz nasıl takacağız? Bir tane iş. İyi hadi 2 memeli olsun falan demiş. Yani Herif. hani sen anladın mı? Sen hala siyahiye beyaziye takılıyorsun. Herif diyor ki kaç memesi var abi? Altın memesi olsun. <laughs> iki kafası olsun brom falan yani. Allah'a şükür insani bir formları var yani. Biz ona şükrettiğimiz bir noktadayız. E, o yüzden. Zihni açık Star abi. Trek Trek, işte Star Trek seyircisi de biraz böyledir yani bu konularda. Karşına adam çıkıyor. Tanrısal enerjinin insani zuhur halindeki varlığı. Sen diyorsun ki ama erkek mi kadın mı? Ya geç Allah'ın seversen. Yani Hadi bunları geçelim kafasında olduğu için Star Trek benim yine hoşuma gidiyor. Ee, Star Trek Voyager. Kadın kaptan ve kadın dizi, kadın dizi liderinin olduğu ilk dizi e, şeydi. E, bir kadın karakterin ana karakter şey olduğu kaptan olarak en yetkili subay olduğu ilk dizi mesela. Yani bunları yapmış bir eser Star Trek. O yüzden öyle Laga'ya çok takılmıyor abi Star Trek'te onu ben söyleyeyim. Yani Star Trek seyircisi en azından takılmıyor. Ya bugünün modern seyircisi dediğim gibi neye takılacağı belli olmayan bir... E, Aslında çok büyük bir sayıları yok yani ergen bir kitleden bahsediyoruz. SJV'ler bilmem neler falan diye çıktı <laughs> 1960'tan beri SJV olacak o zaman Star Trek yani Tabii. ulan SJV'lik yokken Bu heriflerin yine fikri açıktı Yine progresif düşünceleri vardı Çok bana boş muhabbet geliyor Belli bir yaştan sonra Kız arkadaş sahibi olduktan sonra unutulacak <laughs> kadar bunlar bence zaten yani. <laughs> Ya bir de şey dengesi de güzel Şimdi evet hani ırksal Cinsiyetsel konuları zaten açık kafası Güzel hani Yaratıcı zaten olmaya çalışıyor bir taraftan da görüş olarak da çok dengeli. Yani işte Diana Troy gibi ki ben Next Generation üzerinden gidiyorum şimdi. İşte ruhani tarafa odaklanan, zihinsel göstergelere odaklanan karakter. İşte Picard gibi daha dengeli, geri geldiğinde stratejik karar alabilecek bir karakter. Savaşçı karakterler, robot, <laughs> mühendisler. Tabii. Yani hepsinin zihnini o bir odaya doldurup aslında sana olabilecek, bütün bakış açılarını veriyor oğlum. Bu mükemmel bir şey. Ya yani günümüzün bak biz seninle geçen çizgi romanları tartıştık. Neden kötü diye. DC Marvel ayırmadan söylüyorum ki, e, bildiğiniz gibi ben DC düşmanıyım. falan. <laughs> Böyle bir algı var ya, kopuyorum onu. Neyse tamam. şey, onlardaki gibi keskin bir tane bakış açısındansa Star Trek'in bu yarattığı bakış açısı e, inanılmaz kaliteli bir ortam yaratıyor ve seni de düşündürtüyor. Sen orada birinden farklı düşünüyor olabilirsin ama onun aldığı karar senin düşüncene yakın olan kararla bir araya geldiği zaman kıyas yapabiliyorsun. Star Trek bunu başarmış bir dizi ve yakın dönemde e, klasik bir bilim kurguymuş gibi gözüküp aslında için altına gerçekten dolduran, abi felsefe felsefe diye boş yapmayan gerçekten çok kaliteli bir şey. Yakın diyorum çünkü 30 sene 40 sene aslında çok uzak değil artık. Çünkü o kadar çok iş çıkıyor ki ve bu işlerin çoğu kadar boş ki Star Trek hepsinden daha yakın geliyor bana şu anda. Bir de şöyle bir şey var. bugünün seyircisi eğer bizle beraber Star Trek hele de The Next Generation izlemeye başlayacaklarsa. Çünkü The Next Generation... Ee, The Original Series çok o kadar değildi. The Original Series anca böyle hani a cep telefonu gibi şeyler kullanıyorlar kadar bir örneği vardı. Ama The Next Generation'ı ben ilk izlerken... Oğlum bir dakika lan 80 senesi herifler bunu nasıl düşünmüşler dediğin o kadar fazla teknoloji var ki bugün günlük hayatımıza sure. girmiş. Abi bak şu derece yani. LED ışık, LED ekran seviyesinden başlıyor konu yani. ince monitör. Yani 80 senesindeyiz abi. Ne demek ince <laughs> monitör? yani Anladın mı? Tüplü var İnce monitör seviyesinden başlıyor heriflerin vizyonu. Tabletlere geliyor. Cep telefonlarına geliyor. Ee, hologram holo, holodek var. Holodekler bugün işte artık entertainment olarak virtual reality headsetlerle beraber inşa ediliyor bir yerlerde. Virtual reality var. Hı hı. E ulan zaten data var ve datanın üstünde bayağı ciddi muhabbetler dönüyor. Eee bir sürü farklı enjeksiyon modülleri, teknolojik parçalar falan falan var. Yani şeyi araştırdığında Star Trek Next Generation bilhassa o kadar fazla e, bilimsel araştırmaya ilham vermiş ki. Çünkü ekseriyetle aslında biraz bilim insanlarının ya da büyüdüğünde bilim insanı olmaya karar verecek insanların izlediği <laughs> bir dizi Star Trek. Adam izliyor bunu. E, diyor ki la ben gideyim araştırmacı olayım. Adam bir sonra gidiyor bilmem ne materyal buluyor lan o teknolojik. Şey diye isim veriyor ona. Ee, ne bir Picard maddesi diye isim veriyor. Çünkü vaktinde oradan almış ilhamı. Bir de böyle etmemiş. şeydir. E, bilim, teknoloji, e, keşif, gelecek falan gibi şeyleri kafaya takmış insanlar için de çok kıymetli bir yerdir Hem taşımıştır hem ilham vermiştir yani bu dizi. Keşif ya keşif konusu abi. Benim ilk izle izlediğim anda en çok etkilendiğim olay oldu. Star Star Wars'un da bak yani... Eski seriye baktığımızda işte yarattığı gezegenlerden, karakterlerden bahsededik ki onların da hani iyisi kötüsü yine var ama yeni serilerin tamamen unuttuğu bir şey bu. Yani ana ana maddesini kaybetmek çok üzücü ya. Star Trek bunu hiç kaybetmiyor. Devamlı keşfe zorluyor. Zaten hani ana başlangıcı da o ya işte en uzak noktalara gideceğiz ve hiç keşfedilmemiş diyarları keşfedeceğiz, ırkları keşfedeceğiz. Bunun zaten direkt o çocuksu şey ben bunu şeyde çok izlemek isterdim. Çocukken anlayarak izlemeyi iste, izlemeyi isterdim. Yani cidden ufkumu şimdi şimdiye göre çok daha fazla açardı ya. Muazzam olurdu yani. Kaçırmışız treni orada. Valla Vallahi benim bugün hala işte kanalımın ismi Yakın Evren. Uzay keşfiyle alakalı ikonlar, ikonalar kullanıyorum her konuda. İşte ve hep söylerim. Yani Twilight Zone, Star Trek, Fringe, X Files, Rick and Morty bunların hepsi benim için aynı kafada. Yeni evrenler, yeni keşifler ve bu haftanın macerası şeklinde. Şimdi tabii Star Trek Next Generation'a girerken bir sürü insan çılgınca bilim kurgu izleyeceğini zannedecek ama e, Star Trek bilim kurgu tarafı kesinlikle yere çok iyi basmakla beraber çünkü bilimsel danışman kullanıyorlar kadroda ilk günden beri. E, yani şey gibi değil. İşte abi Star Wars'un 8. filminde aniden tek tuşla hiper uzaya geçip milleti patlatabiliyor. 9. filmde aynısını niye yapamıyoruz deyince ya abi hesaplamaları yapamadık diye falan yapılıyor <laughs> bombalarla böyle. aşağı düşüyor. Zaten. Yani çünkü kimse 5 dakika düşünmemiş yani o evrenin kuralları hakkında. Star Wars'da e, eski klasik evrende çok görmezdim böyle şeyleri açıkçası. E, Legends olarak isimlendirilen şeydi <laughs> ama yeni Star Wars'da artık Herkesin kıçı istediği gibi oynayabiliyor o filmlik dizilik yani bu tarz tat kaçıran bütünsellik arayan insanlar için Star Trek şeydir dikkatlidirler yani şey konusunda warp speed nedir warp speedle nereye gitmesi şey ne olur uzayda böyle bir madde ortaya çıkarsa kütlesi hacmi nedir bu nasıl problemler yaratabilir kütle çekim işin içine gider enerji biterse ne olur falan gibi. Çünkü çok da atla deve dişi bir şey değil. Gerçi iki tane mühendis tutuyorsun danışman olarak. Anlatıyorlar. Sen sen diyorsun ki dramatik olarak ya diyorsun burada karakterlerin ölümcül bir sıkıntıya girmeleri lazım. Adam da diyor ki ya şu olsun enerji kaynağı tükensin falan bir şey. Yani daha oturaklıdır. Ee, ama onun dışında çoğunlukla senaryoları biraz korku filmi senaryosu gibidir. Yani böyle evet. çok ekstrem durumlara girilir. Daha fantastik aslında senaryolar yaşarlar. Yani zaten şunu da söylemek lazım. Yani iyi bilim kurgu ee, eserleri bir noktada ikiye varıyor. Ya Dune gibi daha Game of Thrones vari politik konulardan drama politik çıkabiliyor. Oldu, ya da Star Trek gibi Weird Science dediğimiz. Bir gezegene geldik bu gezegende tövbe estağfurullah hayaletler uçuyor. Araştırıyoruz. <laughs> e, Okey abi hayaletler değilmiş. İşte buranın atmosferindeki bilmem ne maddesi. Whatever'dan bilmem ne projeksiyon yaratıyormuş işte bunu şöyle çözebiliriz Aa, işte bilimsel bir şey yapılıyor Aa, çözdük filan yani ilk bölümde deniz anası var oğlum kocam. <gülüyor> <gülüyor> konuşacağız, konuşacağız işte şimdi <laughs> gibi gibi yani çok da böyle şey abi bilim kurgu biz anlamayız gibi kendisini aptallığa zorlayan arkadaşlar olmasın bunu zaten genel olarak yapmıyor arkadaşlar yani bilim kurgu herkes anlar bilim değil yani çünkü bilim olsa tamam anlamayabilirsiniz de. Bilim kurgudan korkmayın. Korkan çok oluyor. Zorla kendinizi cahil bırakmayın. Üzmeyin kendinizi. Diyeceklerim bu kadar. Yani bu seri herkese hayırlı uğurlu olsun. Şampanyamı patlatıyorum. Tamam vur. Pıç. <laughs> ah abi. <gülüyor> <gülüyor> Koronaya karşı da <pozanyamıza> sıktım. <laughs> o zaman güzel iyi bir giriş oldu. Hem de bu bölümü izlediklerinde Abi Star Trek neymişi biraz anlar insanlar hem de e, ufaktan Aa, biz de başlayalım diyenler e, bizle beraber Next Generation'da başlayabilirler. Aynen hatta şeyde de söyleyeyim konuşacağımız bölümler şimdi önce bir bölüm bir Farpoint'i konuşacağız galiba. Evet, Encounter at Farpoint'i konuşacağız. İkiyi konuşacağız Naked Now. Hı -hı. Sonra Ve bir de Last Outpost'u konuşacağız. Dördü konuşacağız The Last Outpost. E, Netflix'teki sırasına göre gidiyoruz biz de arkadaşlar. Evet. Başka oldu. yerlerde e, birinci bölüm ikiye ayrılıp iki parça gözükebiliyor o yüzden direkt bölüm isimlerini söyledik. Aynen. E bölüm isimleri de veririm ben de kafanız karışmaz. E, zaten atıyorum açıklamalar kısmına da hem konuştuğumuz bölümün adını yazarız hem de bir sonraki bölümü yazarız siz de ona göre yetişip gelirsiniz ama atlamayın bence. Biz de, yani ben de atlamadan izleyeceğim ama her bölümü konuşmasak da full izleyeceğiz yani e, ama belli bölümleri konuşacağız. Okey bir sonraki bölümde o zaman ilk iki bölümü konuşarak başlıyoruz şimdilik. Görüşürüz o zaman. Aynen. Arkadaşlar playlist playlist çıkacak buralarda onu da unutmayın. Aynen o listeleri unutmayın. Abone olabilirsiniz kanala. Yatay Bakış, Dikey Çakış, Sungur'da Star Trek. bende. eski Westworld'leri şimdi izleyenler varsa bütün yorumları da tek tek kanalda bulunuyor. Onlara da çıkacak listeden bakabilirsiniz. Görüşürüz.